Herkese merhabalar, ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. Geri döndüm sevgili arkadaşlar. 18-24 Eylül haftasını konuşacağız ancak biraz ara verdiğimiz için 15'inde çok önemli bir gelişmeler var. Oradan başlayarak anlatacağım. Eğer ki bu açıklamayı izliyorsanız videonun kısa versiyonundasınız. Direkt burcunuza ya da yükselen burcunuza geçebilirsiniz. Bu hafta bence önemli. Önündeki açıklamaları dinlemenizi tavsiye ederim. Onun için de linki yukarıya bırakıyorum. Videonun uzun versiyonunu izleyebilirsiniz. Sevgiler. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, 18 Eylül haftasını konuşacağız. 15'inden itibaren başlıyoruz. Çünkü 15'inde Merkür'ümüz düz seyrine geçiyor. Geçmeden hemen önce de Başak Burcu'nda bir yeni ay olacak. İkisi de Başak Burcu'ndaki enerji. Sizin için kariyeriniz, toplumdaki yeriniz, duruşunuz, itibarınızla ilgili olan alan. Son 1,5 aydır aslında uzunca bir süre işle ilgili koşturmacalarınız oldu. Çalışmıyorsak da yani aile içindeki durumumuz, insanlarla kendimizi nasıl gösterdiğimiz, kendimizi sergilemekle ilgilidir bu alan. Bıraktığımız intiba ile ilgilidir. Bütün bunlarla ilgili düşündüğünüz, konuştuğunuz, geçmişten gelen yarım kalan projelerle, eski dostlarla, başlayıp yarım kalan işlerle daha çok uğraştınız. Şimdi artık bu yeni ayla beraber bir çeki düzen vereyim, seçimler yapayım, elemeler yapayım ve bir yola rotaya gireyim diyeceksiniz. Ev, yuva ile kariyer arasında bir seçim yapıyormuş gibi ya da bir iki tarafı birden dengeye oturtmaya çalışıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bazı belirsizlikleriniz olabilir. Aynı anda 3-4 şeyi düşünebilirsiniz. Kaygılı olabilirsiniz. Bu dönemde alınan bazı kararlardan halen daha son dakika pürüzler, vazgeçmeler çıkabilir. Çünkü 15'inde Merkür'ümüz durağan olacak yeni ay esnasında. Yani kariyerle ilgileniyoruz ama bir 15-20 gün kadar daha doğru rotayı bulmak için kendimize zaman tanımakta fayda var bu sürecin içinde sevgili yay burçları. Bu esnada Venüs-Mars 60'lıkları var artık ayın sonuna kadar. Sosyal anlamda sizi besleyen, keyifli, yeni girişimlerde bulunmanızı destekleyen bir enerji. Arkadaş çevrenizden, network'ünüzden destek alabilir, yeni kişilerle tanışabilir. Bu vesileyle ya da belki yaptığınız işler vesilesiyle bu insanlarla da tanışabilirsiniz ama bu kişiler vesilesiyle hayallerinizi ve ufkunuzu genişletecek yeni şeyler yapabilir. Basında, sosyal medyada görünürlük arttırabilirsiniz. Veya ticari girişimlerinizi, uluslararası işleri, yurt dışıyla bağlantılı, akademik öğretilerle bağlantılı işleri daha çok yapabilirsiniz. Yani sizi genişletecek, büyütecek, hayaller kurduracak her türlü iş ve sosyal çevre iç içe buralardan besleneceksiniz sevgili yaylar. Bu size iyi gelecek. Venüs-Juno kavuşumları da var. Aslında bu vesileyle belki bir güçlü bir görünüm, daha krallar kraliçeler gibi hissetmek enerjisi de geçecektir size. Perşembe günü ayın 21'inden sonra Mars-Kiron karşıtlıkları var. Birazcık daha fazla sosyal çevreniz ve hedeflerinizin peşinden koşarken günlük koşturmacalarla bu ikisi iç içe geçebilir. Yani çok sert bir görünüm göstermiyor ama arkadaş çevremizle kavga etmeyelim, tartışmayalım. Hedeflerimizin peşinden koşarken kendi yeteneklerimizle ilgili kendimizi çok yıpratmayalım. Biraz dengesizlikler olabilir. Çocuk ve hamilelik gibi süreçlerimiz varsa burada birazcık daha pürüzlerimiz olabilir. İlişkilerin cinsellik boyutuyla ilgili karmaşık dönemler olabilir. Biraz kaygılı hissedeceğiz biraz dengesiz hissedeceğiz ister istemez. Ayın 23'ü itibariyle Güneş de Terazi Burcu'na geçiyor. Artık kariyer odağından birazcık daha fazla çıkıp daha fazla sosyalleşme, eğlenme, neşe, keyif, mutluluk tarafına daha fazla odaklanacaksınız. Ve aslında 14 Ekim'le beraber de tutulma meydana gelecek. O yüzden tutulma sezonu başlıyor. Hedefleriniz yenileniyor. Artık kaygılarınızla, geçmişle, krizlerle mücadele etmeyi bırakıyorsunuz. Birazcık daha yenilenme enerjisine geçiyorsunuz sevgili yay burçları bu esnada. Evet, gelelim sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklara. Sevgili oğlaklar, 18 haftası 15 ile beraber konuşuyoruz. Çünkü 15'inde Merkür'ümüz durağan direkt seyrine geçiyor. Retrosu bitiyor. Direkt seyrine geçiyor. O gün halen daha durağanken ama bir de yeni ay meydana gelecek. Başak Burcu'nda görevler, hedefler, yapılması gerekenler, sorumluluklar, detaycı işler, mükemmel olma, her detayı her şeyi en ince detayına kadar hesaplama gibi bir süreci anlatacak bize. Sizin için sosyal medya, görünürlük, basın, yayın, akademik öğretiler, ticaret, uluslararası işler, hayallerim, umutlarım, hayata dair görüşlerim, vizyonum, fikirlerim gibi daha geniş kapsamlı birçok şeyi anlatacak. Biraz daha kaygı dolu hissedebilirsiniz. Çünkü Merkür durağan olduğu için seçimler yapmak birazcık daha zor olacaktır bu evrenin içinde. Belki son dakika fikir değişiklikleri, son dakika aydınlanmalar olabilir. Ha, ben böyle olacağına inanıyordum ama bu da olabilirmiş. Hayatın matematiğiyle ilgili biraz fikirlerimizin de değişmesiyle ilgilidir bence bu. Hukuki süreçlerimiz varsa bir 10-15 gün daha sakin kalarak ilerlemek,
daha akıllıca olacak bir yurt dışıyla bağlantılı. Evraktı, belgeydi, başvuruydu, vizeydi falan böyle işler içinde birazcık daha zamanı yaya yaya ilerlemek daha akıllıca olacak bence. Ne olursa olsun biraz tevekkel olmaya ihtiyacınız var. Çok Oğlak Burcu'na yakışır bir hareket değil bu. Siz kontrolcüsünüz ama birazcık sakin kalmaya ihtiyacınız olacak. Bütün ayın kalanında Venüs-Mars 60'lıkları var. Finansal koşullarınızı iyileştirmek adına kariyerdeki koşturmacalardan bir sonuç çözüm üretebilirsiniz. Krediler, vergiler, hani ödemeler çıkabilir ama kredi çekmek, etmek gibi kaynaklar, eşten, dosttan, aileden para istemek gibi fırsatlar da söz konusu olabilir bu dönemin içinde. Yani dışarıdan finansal destek alacağız. İlişkilerin tutku dozu da birazcık artacaktır ister istemez. Perşembeden ayın 21'inden sonra Mars-Kiron karşıtlıkları var. Biraz kariyer ve ev arasındaki dengeyi oturtmak sizi zorlayacak. Evde geçmişi düşünebilir, geçmişin bencillikleriyle veya daha önceden ihtiyaç duyduğunuz ama yapamadığınız şeylerle, evin içindeki problemlerle, ev sahibiyle ilgili problemlerle uğraşmak gerekebilir. Her şeye ben koşturuyorum diyebilirsiniz. Çok tartışmadan, dengeyi, düzeni, diplomasiyi bozmadan hareket etmek size daha akıllıca gelecek ve 3-4 gün kadar sürer bu. Aile büyüklerinin sağlıklarıyla ilgili de irili ufaklı dertlerimiz olabilir bu sürecin içinde. Eşimiz varsa eşimizin ailesi, partnerin ailesiyle ilgili de aynı zamanda. Ayın 23'ünden sonra Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. Bu aslında sizin için güzel. Kariyer ve itibar anlamında verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız bir aylık bir dönem olacak. Tutulma sezonu başlıyor. 14 Ekim'de de burada bir tutulma var. Mesleki anlamda sıçrama ve mesleğinizin farklı bir yöne doğru evrilmesi enerjisini aslında açacak. Güzel bir dönem başlıyor. Tabi birazcık bazı şeyleri geride bıraka bıraka. Yani neredeyse 15 yıldır mücadele ettiğim, emek verdiğim bazı şeylerin hani öyle olmasına gerek yokmuş. Öyle değil de böyle olsun. Çok güçlük aldığımız yerlerde o kadar güçlük almama gerek yokmuş gibi hissederek ilerleyeceğiz. İster istemez. Gelelim sevgili kovalara ve yükselen kovalara. Sevgili kovalar, ayın 18'i ile beraber 18-24'ünü konuşacağız. 15'i itibariyle anlatmaya başlayacağım. Çünkü ayın 15'inde Merkür'ümüz retrosunu bitiriyor, direkt seyrine geçiyor. Aynı gün Merkür daha durağanken Başak Burcu'nda bir de yeni ay meydana geliyor. Finansal koşullara çeki düzen vermekle ilgili en temelde. Şimdi 8. evinizde bu enerjiler. Uzunca bir süredir biraz kaygılı bir zihin yapısı içindesiniz. Hem finansal konularla ilgili hem biraz kendi iç dünyanızla ilgileniyorsunuz. Biraz krizlerle boğuşmanız gerekiyor. Belki ilişkilerdeki ortak kararlarda ya da aile içindeki sağlık mevzularında sizi zorlayan durumlar oluyor. Yani genişçe bir alanı anlatıyor bizim için bu. Kriz yönetimi becerisini anlatır genel anlamda. Artık hani geçmişten gelen konuları, yarım kalanları, aksilikleri, aksaklıkları bir geride bırakıyorum. Finansal anlamda beklediğim şeyleri toparlıyorum. Parasal anlamda bir çözüm sürecine giriyorum. Mantıklı bir eleme yapıyorum. Yani bu iyi, bu kötü, bu olur, bu olmaz. Parayı şuradan toparlayabilirim, bunu toparlayabilirim, bunu böyle yapabilirim gibi daha net bir yol haritası çizerek ilerleyeceksiniz kendinize. Bütçeyi toparlamak önemli. Halen daha son dakika böyle değişiklikleri, dalgalı durumlar olabilir diye gösteriyor. O yüzden belirli bir finansal kaynağa bel bağlamayın. Birden fazla ihtimal ve alternatif karşınızda olsun. Sağlıkla ilgili özellikle Başak Burcu anksiyete ve daha obsesif düşünceleri anlatır bize. Bir de sindirim sistemini, bağırsakları anlatır. Hani buralarda zorlayan bir şeyler varsa bizde ya da ailede lütfen kontrolleri aksatmayalım. Akabindeki dönemde artık evet hala biraz daha kaygılıyız ayın sonuna kadar ama çözümler üretiyoruz artık gibi bir enerjiye geçeceğiz. Elimden para akıp gidiyor gibi hissedebilirsiniz, belirsiz hissedebilirsiniz. Çok normaldir dediğim gibi bir çözümler ürete ürete gideceğiz ne olursa olsun sağlıkla ilgili bu böyle. Ayın kalanında Venüs-Mars 60'lıkları var. Bu size iyi gelecek. Hem ilişkiler anlamında aşk, sevgi hissetmek, beraber hareket etmek, ilişkinin güçlü olması, keyifli olması, beraber yurt dışı, yabancılar, uzaklarla ilgili planlar yapmak, belki çeşitli ticari ortaklıklara girişmek, sosyal medya bağlantılı işlere başlamak, bütün bu anlamlarda destekleneceksiniz. İyi ve keyifli hissedeceksiniz. Biraz daha nasıl diyeyim, hayatın tadını, aşkın tadını çıkarma enerjisidir. Bence burada kendinizi de şey yapın, hani kendinize de bu fırsatı tanıyın sevgili kovalar. Çünkü üzüldünüz ya da yoruldunuz diyelim geçtiğimiz 2-3 yıl içinde. Perşembeden ayın 21'inden sonra Mars Kiron karşıtlıkları var. Bu sizin için birazcık daha fazla yakın çevreniz, arkadaşlar, kuzenler, yakın akrabalarla ilgili, iletişimle ilgili bazı pürüzler olabileceğini anlatıyor. Yani daha büyük şeyler yapmak istiyorum. Belki seyahatlere çıkacağım, belki yurt dışıyla bağlantılı, belki ticaret, belki hukuk, büyük büyük akademik hayat, büyük büyük şeyler
yapacağım. Ama yakınlarımda çözmem gereken şeyler var. Veya beni takılı tutan bazı düşünce kalıpları var. Belki bir şeyin anlaşma evresinde takılı kalıyorum. Belki bir iletişim aracı bozuluyor. Beklediğim haber karşı taraf çok bencil davranıyor falan gibi böyle iletişim yakınlar konularında biraz pürüzlenen bir süreci anlatır. Öfkelenmeden sakin kalarak süreci yönetirseniz, diplomatik davranırsanız çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu sürecin içinde kendi ihtiyaçlarınızı iyi gözetin. Teknolojik aletleri doğru kullanmaya özen gösterin. Araba, trafik, özellikle kazalara aman dikkat edin sevgili arkadaşlar. 23 itibariyle Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. 9. evinize geçecek. Diyeceksiniz ki bir oh be, daha hayallere odaklandığınız, umut dolu olduğunuz, keyifli olduğunuz, neşeli olduğunuz bir dönem başlayacak. Büyük düşüneceksiniz. Uzaklar, yurt dışı, yabancılar, sizi mutlu eden konular, spiritüel öğretiler, maneviyat, basın, yayın, konuşmalar gibi çok fazla alandan kanal açılacak size. Güzeldir, keyiflidir, tadını çıkartın. Tutulmalar da bu alanda olacak. Zaten hayatınızı genişletecek yeni imkanlar karşınıza sunacak gökyüzü sizlere önümüzdeki günlerde sevgili kovalar. Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar, 18-24 haftasını konuşuyoruz. 15 ile beraber rüzgarı alalım önümüze. Çünkü 15'inde karşıt burcunuz Başak'taki Merkür retrosu artık bitiyor. Merkür halen daha durağanken Başak burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Yani aslında ilişkilerle ilgili ve ortaklıklarla ilgili olarak dışarıdan aldığın destek, kaynak, imkanlar söz konusu olduğunda tıkalı kalan ya da geçmişle beraber iç içe geçmiş olan, yarım kalan eski defterlerin sürekli açıldığı süreç artık sonlanacak. Artık bir nihai karara varıyoruz. Beraber şu alanda şöyle ilerliyoruz diyoruz. Birbirimizin iç yüzünü, eğrisini, doğrusunu, kaygılı olduğu kısımları, yapabildiklerini, yapamadıklarını artık daha net görüyoruz. Ve bununla beraber ilerleme dönemindeyiz. Yeni ay esnasında Merkürümüz durağan olduğu için son dakika karar değişikliklerimiz olabilir. Partnerimizin hayatında varsa biri son dakika bir durumlar olabilir. Muallakta bir ilişki varsa ben bunu kesin bir olumlu yere yönelecek diyemem ama böyle son dakika dönüm noktalarından geçilebilir gibi duruyor yine ister istemez. Bu sürecin içinde geçmişteki defterleri kapamakla ilgili bir enerjidesiniz. En önemli kısım bu. Yani hani daha önceden yaşadığınız durumların aynısını yaşamamak adına belki tavır ve tutum değişikliği, belki karşı tarafa ne kadar paye verdiğiniz, karşı tarafın ne olduğunu daha net görmenizle ilgili bir süreç. Bu yeni ay esnasında Neptün'den sizin taraftan bir karşıtlık alacak. O yüzden bir belirsizliğe rağmen bir şeylere başlıyorum, atılıyorum gibi de hissedebilirsiniz. Yani bundan sonraki dönemin ne olacağını bilemiyorum ama yine de bir atılımda bulunuyorum gibi hissedebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte ay sonuna kadar, hatta 10 Ekim'e kadar neredeyse Venüs-Mars 60'lıkları var. Sizin için iş ortamında hayatın hareketleneceğini, günlük hayatınızın hareketleneceğini ve bu vesileyle finansal anlamda kaynaklar yaratabileceğinizi gösteriyor bu geçiş ve gösterge. O yüzden hani biraz daha fazla işler yapıyorum, çözümler üretiyorum. Sağlıkla ilgili ufak tefek böyle müdahaleler gereken durumlar varsa, özellikle Venüs işin içinde, Mars terazide, terazide Venüs, yani ikisi de üreme ve doğurganlıkla, bel bölgesiyle, böbreklerle, şekerle, insülin direnciyle çok bağlantılı. Bu tarz temalarımız varsa belki irili ufaklı dokunuşlarla, bir müdahalelerle bir şeyleri toparlamak da söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Yani işler hızlanıyor, hareketleniyor, günlük hayatımız hareketleniyor. İlişkide ne olursa olsun bir geçmişi geride bırakıyorum ve yeni bir sayfa açıyorum enerjisine geçiyoruz. Perşembeden sonra, ayın 21'inden sonra Mars Kiron karşıtlığı olacak. Finansal anlamda biraz sıkıntılı hissedebilirsiniz. Sağlık anlamında da biraz sıkıntılı hissedebilirsiniz. Bir aile büyüğünün sağlık problemi, sizde devam eden bir problemin bir nokta atışı daha olabilir. Para anlamında beklediğiniz şey gelmeyebilir. Ufak bir kaza, bir problem olup oradan hani gereksiz bir şey olur ama bir para çıkar cebinizden gibi, hani olmayacak bir şey oldu da böyle oldu gibi hissedebilirsiniz. Birkaç gün, bir 3-4 gün kadar temkinli olmak iyi olacak hareketlerimizde. Acele etmeden sakin tavırlarla ilerlemek iyi olacak. 23'ü itibariyle Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Ve tutulma sezonunun kapısını açacak aslında. Sizin için 8. ev enerjisi bu. Şey diyemeyeceğim, yani çok rahat ve çok keyifli bir enerji diyemeyeceğim. Çünkü 8. ev ortaklaşa hareket etmekle ilgili. Bu dönem boyunca alacağım kararları tek başıma almıyorum. Partnerimle ve ailemle alıyorum. Birinci mesele bu. İkincisi, biraz krizler alanını anlatıyor. Yani bir şeyleri kaybediyorum ya da kaybetme korkusu yaşıyorum. Kaygılıyım ve bununla beraber aslında ruhsal anlamda dönüşüp yükselip çıkıyorum bu sürecin içinden. O yüzden duygu durumumu yönetmek,
doğru yönetmek akıllıca olacak. Bir üçüncüsü krediler, vergiler, ödemeler, borçlar harnesinde güney ay düğümü tutulması olduğu için eşimin finansal kaynakları, ailemin finansal kaynakları, çektiğim kredi, vergi, borçları bir şeyler birazcık tıkanık kaldığım, eksik kaldığım bir alan olabilir. O yüzden biraz buralarda hani böyle kriz yönetimleri yapacağız ama tutulma sezonudur, sizi değiştirecek, hepimiz değiştirecek bir dönem geliyor. İlişkilerinize odaklanın, doğru kararlar almaya, iyi iletişim kurmaya özen gösterin yakın vadede. Kaygıyı bir kenara bırakın ve işlerinizi ilerletmeye bakın sevgili balıklar.